Değerli dinleyicilerim, kalbinizin yükünü hafifletmek, yepyeni masallar dinlemek ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Keyifli dinlemeler dilerim. Aşk Hilesi Masalı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde ülkelerin birinde rengarenk bir köle pazarıymış. Pazarcılar barakalarını işlemeli kumaşlar ve halılarla donatmışlar. Karşılıklı bağırışarak mallarını övüyorlarmış. Yemen'de bulunan bu pazarın ihtişamı köle ticaretiyle ün salmasından kaynaklanıyormuş. Pazardaki malların kalitesi herkesçe bilinirmiş. Gelen müşteriler önce pazarı dolaşıp barakalardaki malları dikkatle incelerler, sonra pazarlığa girişirlermiş. Erkek köleler, özellikle de silah kullanmayı bilenler çok rağbet görürlermiş. Allah bu köleleri güzel koyu tenli, uzun boylu yaratmış. Köleler kendilerini kibirle sergiliyorlarmış. Belli ki kaderlerinin silah tutmaya yatkın ellerinde, kaslarının gücünde, ayaklarının hızında, soluklarının dayanıklılığında olduğunu biliyorlarmış. Genç Ömer de arkadaşlarıyla pazarın içinde dolanıp duruyormuş. Sergilenen bu erkeklere dikkatle bakarak, "Bu güçlü kuvvetli köleler kendilerini niye yakalatmışlar?" diye sormuş hayret ederek ve devam etmiş. Acaba başka bir yerden kaçtılar da sonra kendi istekleriyle tüccarlara teslim mi oldular? Arkadaşları Hasan ve Ahmet bunun mümkün olabileceğini, ayrıca bu savaşçı erkeklerin satış parasından da pay talep etmiş olabileceklerini söylemişler. Hasan yarı gülerek, "Şu tarafa bak Ömer, yaşlı Ferit yürüyor, aklı fikri genç kızlarda. Ne satın alacağını görmek için beklesek mi acaba? Bu iş eğlenceli olabilir," demiş. Ömer gülerek karşılık vermiş. "Neden olmasın? Birinin herkesin içinde kendisini budala durumuna düşürmesine, bir de üstüne sürüyle para ödemesine şahit olmak her zaman öğreticidir," demiş. Böylece üç genç kervan rehberi, zengin ve yaşlı Ferit'i gözden kaçırmayarak, savaşçı erkek köleler satılıp sıra genç ve güzel kızlara gelince ne olacağını görmek için beklemeye koyulmuş. Hasan ve Ahmet gibi Ömer de Ferit'in kervanına defalarca develeriyle rehberlik yaptıkları için Ferit'in cimriliğini ve pis zihniyetini çok iyi biliyormuş. Ferit zenginmiş, hem de çok zengin. Bu yüzden de kimse bu kadar cimri ve karaktersiz olmasına şaşırmıyormuş. Ne de olsa büyük bir servet, neredeyse her zaman böylesi bir zihniyeti de beraberinde getiriyormuş. Ferit uzun zamandır kendine ait kervanlara da ihtiyaç duymuyormuş. Zaten uzaklardan her şey gönderiliyormuş ona. Hem de onun ısmarlamasına gerek kalmadan. İşte Ferit bu kadar ünlüymüş. İran'dan güzel kokular, Suriye'den kadife, Hindistan'dan mücevherler, o da kendi ülkesi Yemen'in ipeğiyle birlikte bütün mallarını dünyaya satıyormuş. Ferit'in adı bile tek başına para demekmiş. Ağında oturan bir örümcek gibi her şeyin ayağına gelmesini beklermiş. Birisi herhangi bir yerde, mesela Hindistan'da veya Arabistan'da bir kervan rehberine Yemen'deki Ferit için Şükrü'nün yerine gidecek dediğinde mallarının nereye gideceğini bilirmiş. Zengin Ferit'in her gün öğle ezanından akşam ezanına kadar bulunduğu ve malların ona teslim edebileceği büyük kahveci Şükrü'yü kim tanımıyormuş ki? Şükrü'nün kahvesine getirilemeyen ve Ferit'in kendi başına arayıp bulması gereken tek şey, köle pazarında sergilenen genç ve güzel kadınlarmış. İşte şu anda Ferit çok hoşuna giden bu işi yapmakla meşgulmüş. Öyle ki pek sevmediği bu üç gencin kendisini takip ettiğinden habersizmiş. Ferit akıllıymış ama bilgili değilmiş. Üstelik yaşlıymış.
Olduğundan da yaşlı gösteriyormuş. Tıpkı bir İzmir inciri gibi buruşukmuş. Ömer ise gençliğinin ona verdiği gücü kullanarak kervan rehberliği yapıyor ve iyi para kazanıyormuş. Ama ihtiyar Ferit'in servetiyle nasıl boy ölçüşülebilirmiş ki? Yine de Ömer paradan daha fazlasına sahipmiş. Pırıl pırıl gençliğinin yanı sıra başarılıymış ve akıllı bir kafası varmış. Ömer iki arkadaşıyla birlikte pazarda dolaşır gibi görünse de aslında Ferit'i izliyormuş. Ferit en iyi köle tüccarlarından birinin barakası önünde durduğunda, üç delikanlı da onun yakınlarında bir yerde durmuş. Tüccar Ferit'i henüz kapalı olan perdenin aralığından görmüş olmalıymış ki hemen Ferit'in yanına gelmiş. İki adam fısıltıyla bir şeyler konuşmaya başlamış ama görünüşe göre pazarlıkta uyuşamamış olmalılar ki Ferit birdenbire sinirlenerek sesini yükseltmiş ve üç arkadaş şunları duymuş. İstemem böyle bir şey. Kızı hiç kimse görmemeli, sadece ben görmeliyim. Senin zevkinin benimkine uyacağını nereden bilebilirim? Beni içeri bırak ve kızı göster. Bilirsin, ben iyi para veririm. Tüccarın vereceği cevabı duymak isteyen üç genç dikkatlice daha yakına gelmiş. O sırada tüccar da sesini biraz yükselterek, ''Tabii ki iyi para ödediğini biliyorum efendim. Ama herkesten önce tek başına bakarsan mallarımın değeri kaybolacak. Sen bile bunların hepsini birden satın alma gücüne sahip değilsin. Şimdi senin için satın aldığım köleyi dışarı çıkaracağım ve satıyormuş gibi yapacağım. Sonra bir an için peçesini kaldıracağım. Böylece onu örtüsüz göstermiş olmam. İşte senin için yapabileceğim budur efendi. Razı mısın?" demiş. Ferit keyifsiz bir halde başını eğmiş ve muhtemelen onayladığı anlamına gelen bir şeyler homurdanmış ve yapabileceği başka bir şey kalmadığı için beklemeye koyulmuş. Yakışık alacağı gibi sabırsızlığını göstermeyerek ağır ağır ve ihtiyatla tesbihini çekmeye başlamış. Ömer fısıldayarak arkadaşlarına, "Bu adamın zengin ihtiyara ne göstereceğini görmek istiyorum. Çünkü ne olursa olsun Ferit'e layık olmadığını düşünüyorum. Kız dışarı çıkarıldığı zaman içinizden biri var gücüyle bağırsın. Eminim ki ses yeteri kadar yüksek olursa kız korkacak ve bir an için peçesini kaldıracak. Ben de böylece görmek istediğimi tüccar engellemeye çalışsa bile göreceğim. Şimdi ben onlara doğru yaklaşıyorum. Siz burada kalıp bağırıyorsunuz, tamam mı?" demiş. Bu esnada tüccar, kızların sergileneceği yere elinden tutarak çekiştirdiği bir kızla çıkmış bile ve ardı sıra başka peçeli kızlar da onları izlemiş. Tüccar dünyanın her yerinde alışılageldiği gibi sesini yükseltip mallarını överek satışa çıkarmaya başlamış. "Sayın efendiler, görüyorsunuz ya, dünyanın en güzel kızlarını ve kadınlarını sizin için getirdim. Sabahın tazeliği gibi cazibeli, cevizin içi gibi zarif, güller gibi kokan." Ferit tüccara, "Hadi çabuk ol, o kadar zamanım yok, göster bana artık onu," demiş fısıltıyla. Tüccar mallarını övmeye devam ederken bir yandan da boşta olan elini öylesine kaldırarak yanında sıkıca tuttuğu kızın peçesini biraz aşağı çekmiş. Aynı anda nereden geldiği belli olmayan yüksek bir bağırış duyulmuş ve Ömer'in tahmin ettiği gibi kız yüzünü pek az gizleyen peçesini biraz daha kaldırarak korkuyla etrafına bakınmış. Ömer kızı iyice görür görmez arkasını dönerek kalabalığın arasına karışıp hemen arkadaşlarını bulmuş. "Biraz daha bekleyelim çünkü Ferit'in onu satın aldığından emin olmak istiyorum. Ferit'in yanında duran zenciyi görüyor musunuz? O Şükrü'nün kahvesinde çalışan bir hadım harem ağası. Ferit o kadar cimri ki satın aldığı kız için muhafız bile tutmuyor. Bu adamı yanına almış ki satın aldığı şeyi güvenle evine göndersin. Bakın adam tahterevanla gelmiş zaten. Sizden rica ediyorum, bu hadım ağasını takip edin. Eğer kızı Ferit'in evine götürürse bana söyleyin. Mümkün olursa kız için ne kadar ödediğini de öğrenmeye çalışın. Sonra Şükrü'nün yerinde buluşuruz. Orada size diğer talimatları vereceğim." İşte tahminim çıktı. Ferit kızı satın aldı. Hadım harem ağası da onu tahterevana doğru götürüyor. Kızın narin vücudu nasıl da titriyor, görebiliyor musunuz? Arabistan çiçeğini andıran bu kız çok korkuyor.
Hadi rastgele, dikkatli olun ve çabuk gelin. Ömer söylediklerini bitirir bitirmez kalabalığın arasına karışmış bile. Hasan ve Ahmet ise yavaş yavaş ilerleyen tahterevanı Ferit'in evine kadar takip etmiş ve orada siyah peçeli yaşlı bir kadının narin genç kızı teslim aldığını gözlemişler. Genç kölenin örtüsü rüzgarda dalgalandıktan sonra kara ve büyük evin giriş kapısı boğuk bir ses çıkararak kapanmış. Ömer bu arada aceleyle pazara doğru yola çıkmış. Aslında Ferit'in her zamanki gibi Şükrü'nün yerine gittiğini biliyormuş. Ama onu orada daha fazla tutmalıymış ki sabırsız ve aceleci Ferit yeni satın aldığı köle için eve gitmekte acele etmesin. Ömer'in planladıklarını yapabilmesi için 6 saat kadar vakti varmış. Böylece Ömer acele etmeye başlamış. Telaşlı olmak her ne kadar hoş görülmese de bu özel durumda bundan sakınmazmış. Pazara vardığında iyi tanıdığı bir kuyumcunun tezgahına gitmiş ve elindeki nargile ağızlıklarını göstermesini istemiş. Gümüş ve hafif altından yapılmış olan ağızlıkları hemen bir kenara itmiş ve tamamı kehribardan, zümrütlerle süslenmiş, gösterişli bir ağızlık beğenmiş. "Bunu ver bana dostum Abdullah. Bugün pazarlık yapmak için vaktim yok. Bu yüzden bağışla beni. Büyük bir işin peşindeyim. Çok acelem var. Şimdi sen bunun için ne kadar istemiştin dostum Abdullah?" diye sormuş. Abdullah kaygılı bakışlarla ve sesindeki hoşnutsuzlukla yavaşça "Beş altın. Ne daha az ne daha fazla. Dostum Ömer, acelenin sebebi nedir? Tıpkı bir fren gibi davranıyorsun. Yani utanç verici bir biçimde." demiş. Ömer, "Tekrar bağışla beni, bu seferlik böyle olsun sağ ol." diyerek parayı vermiş ve ağızlığı cebine koyarak Şükrü'nün yerine Ferit'ten daha önce varmak için hızlanmış. Oraya vardığında biraz önce gördüğü hadım harem ağasına kahveci Şükrü'yü çağırtmış ve avcuna bir altın sıkıştırarak kısık sesle konuşmuş. "Bu senin Şükrü ağa, eğer Ferit babanın ağızlığını kaybetmesini sağlarsan ikincisi de senindir." Kahveci elindeki altına baktıktan sonra ağzına götürerek dişleriyle ısırmış ve hemen cebine koymuş. Gülümseyerek Ömer'e bakmış. Kısık sesle "Diğeri ne zaman?" diye sormuş. Kervan yollarının zeki genci Ömer de gülümsemiş. Akıllı insanlarla iş yapmak her zaman hoşuna gidermiş. Hemen toparlanan Ömer çabukça konuşmaya başlamış. Çünkü Ferit her an gelebilirmiş. Ömer, "Ferit geldikten hemen sonra soluk soluğa başka bir ağızlık getirecek olan aceleci bir haberci diğer altınını yanlışlıkla elinden düşürecek." demiş. Şükrü başını eğerek tekrar gülümsemiş. "Sen ve aceleci haberci nasıl dediyseniz öyle olacak." dedikten sonra eliyle Ömer'i selamlayarak kahvesine girmiş. Ömer, Ferit'in kendisini görmemesi için bir köşeye gizlenerek arkadaşlarını beklemeye koyulmuş ki uzaktan yaklaştıklarını görmüş. Arkadaşlarının anlattıklarını dinledikten sonra da "Şimdi ne planladığımı dikkatle dinleyin. Eğer işler yolunda giderse güneş batmadan o güzel kızla birlikte atın üstünde olacağım ve onu bizim ambarlardan birine götüreceğim. Bunun için yardımınıza ihtiyacım var. O yaşlı kadını zararsız hale getirip hayvanlarımızı hazır halde tutmamız lazım. Şimdi söyleyin, bu cimri hilekarı aldatıp mutlu olmak için bana yardım edecek misiniz?" diye sormuş. Arkadaşları bunu memnuniyetle kabul etmişler ve oynayacakları oyun üzerinde konuşmaya dalmışlar. Güzel köle kızını hiç akıllarına getirmemişler bile. Çünkü erkeklerin dünyasında kadınlar ne kadar önemliymiş ki. Gönül eğlendirme, hoşça vakit geçirme, ara sıra da gerçek coşkunluk ama hayır, bunlar yeterli değilmiş. Burada söz konusu olan başkalarını dolandırmaktan başka şey düşünmeyen yaşlı bir tüccarı oyuna getirmekmiş. Hasan ve Ahmet arkadaşları Ömer'e bu yüzden bu kadar isteyerek yardım ediyorlarmış. Tüm bunlar yaşanırken Ferit'in kahveye gelmesini bekleyen Ömer kendisini çok garip hissediyormuş. Aklında tek bir şey varmış. Bu planladığı şeyle ilgili değilmiş. Ferit'i bekleyen utanç verici durumda değilmiş. Ki ilk başta sadece bu önemliymiş. Hayır,
Onun zihnini meşgul eden tek şey, güzel ve genç kölenin yüzü, narin vücudu, onu acı ve elemden korumak için duyduğu şiddetli arzuymuş. Ömer'i Ferit'i oyuna getirmesini sağlayacak eğlenceli planını düşünmekten alıkoyan neymiş ki? Gülünç. Böyle bir durum genç bir kervan rehberinin başına gelmemeliymiş. Çünkü onun aklı ve elbette kılıç tutan eli özgür olmalıymış. Şimdi bütün bunların bir kenara bırakılıp sadece planın yürütülmesi ve çok dikkatli hareket edilmesi gerekiyormuş. Ferit acele etmeksizin kendisine yakışır ağırbaşlı bir tavırla kahveye yaklaşmış. Herkesi selamlayarak Şükrü'nün kahvesinden içeri adımını atmış ve her zamanki gibi saygıyla karşılanmış. Ferit ayakkabılarını çıkardıktan sonra Şükrü ince bir fırçayla onun elbisesinde biriken sokağın tozunu temizlemiş. Ardından yerine oturan Ferit kahvesini ve nargilesini beklemeye koyulmuş. Ferit'e hizmet eden hadım ağası saygın misafirin yanına nargileyi koyduktan sonra içine taze ve lezzetli gelmesi için yanmakta olan küçük bir odun kömürü getirmiş ve maşayla tutarak dikkatlice tütünün üzerine yerleştirmiş. Ferit olanlardan habersiz nargilenin ucuna takmak için kullandığı ağızlığı aramaya başlamış ama bulamamış. Ferit'in giderek artan telaşını gizlice izleyen Şükrü, büyük bir hoşnutlukla ikinci altını almak için Ömer'e vereceği ağızlığı elinde saklıyormuş. Hiç kimse yaşlı ve cimri Ferit'e tahammül edemediği için Şükrü de Ferit'e oynanan oyundan memnun olmuş. Ama bir zaman sonra ne de olsa her daim sadık bir müşteri olan Ferit'in yanına gitmiş ve ona doğru eğilerek endişeyle ''Bir şey mi arıyorsun efendi, sana yardım edebilir miyim?'' diye sormuş. Ferit sinirli bir halde cevaplamış. ''Bana yardımcı olabilir misin bilmiyorum. Tek bildiğim ağızlığımı kaybettim. Onu görmedin değil mi?'' Şükrü masumca şaşırmış gibi görünerek ''Ben mi efendi? Nasıl görebilirim ki? Belki farkında olmadan evde unutmuşsunuzdur. İstersen sorması için birini evine göndereyim.'' diye cevap vermiş. Ferit'in nazik gibi görünen bu teklifi kabul etmesine fırsat kalmadan kahvenin girişinde bir gürültü olmuş ve adamın biri içeri girerek perdeyi aralamış. Çöl giysisi yüzünden tanınmayan bu adam muhtemelen bir haberci olmalıymış. Ferit'e doğru ilerleyen haberci elinde tuttuğu parlak şeyi biraz korkmuş olan yaşlı Ferit'e uzatarak ağzını kapatan giysisinden çıkan boğuk bir sesle soluk soluğa konuşmaya başlamış. ''Efendim, yaşlı hizmetkarınız evinizin önünde bir haberciye bakınırken beni çağırdı ve benden evde unuttuğun bu ağızlığı sana getirmemi rica etti. Buyur, al efendi.'' Ferit önce kahverengi elin içinde duran bu parlak şeye bakmış. Ardından da habercinin örtülü başına bakmış ve bir şey söylemek istemiş ama bu küçük şaheserin güzelliği karşısında dili tutulmuş. Ağızlığı almasıyla birlikte haberci bir sıçrayışta ayağa kalkmış ve onun bir şey demesine fırsat kalmadan ortadan kaybolmuş. Ferit hala olanları kavrayamamışken Şükrü de görünürde çöl atlısına öfkelenip ardında bıraktığı tozu küçük bir fırçayla peşi sıra süpürürken çöl adamlarının beraberinde ne kadar toz getirdiklerinden yakınıyormuş. Ama Şükrü'nün kararlaştırdığı gibi tozların arasından bir altını aldığını kimse fark etmemiş. Ayrıca Şükrü'nün dışarıda çöl atlısının eline bir şey sıkıştırdığını da kimse görmemiş. Şükrü bu esnada fısıldayarak, ''Aman Ömer, bu kadar değerli ve ihtişamlı bir parçayı adi bir ağızlığa değişecek kadar önemli mi bu yaptığın?'' diye sormuş. Ömer çöl giysisinin altından fısıldayarak, ''Benim için çok önemli.'' demiş ve aklına bir saat öncesinden çok daha önemli olduğu gelmiş. Ardından dalgalanan çöl giysisiyle uçarcasına uzaklaşmış. Bu arada Ferit, kehribar ağızlığı hala parmaklarının arasında tutup sağa sola doğru döndürerek bunun kendi ağızlığından 3 kat daha değerli olduğunu tahmin ediyormuş. Ve bu kadar garip şekilde verilen ağızlığın henüz bitmemiş bir iş için kurnazca tasarlanan bahşiş olduğunu düşünüyormuş. Sabır, zaman gösterirmiş. Ferit güzel ağızlığı huzurla kullanmaya başlamış.
Ömer ise geçen zamanda yürüyerek Ferit Baba'nın evine varmış. Hızla ve sertçe kapıyı çalmaya başlamış. Kısa bir süre sonra ağır kapı biraz aralanmış ve kapıda dikkatlice bakınan koyu renk örtülü yaşlı bir kadın belirmiş. Ömer çöl giysisini açmış ve yaşlı kadın karşısında masum masum gülümseyen, bir yandan hararetli hararetli konuşup, bir yandan da eski bir ağızlık gösteren delikanlıyı görmüş. Ömer, "Hanımcığım, hiç şüphesiz tanıdığım bu ağızlığı bana, emrinin doğru olduğunu ispatlamak için kanıt olarak efendin olan saygın Ferit Baba verdi. Bu ağızlığı tanıyorsun değil mi?" diye sormuş. Yaşlı hizmetkar Hak bile koyu örtüsünü biraz kaldırmış ve kapıyı da biraz daha aralamış. Habercinin ona gösterdiği efendisine ait olan eski gümüşü ağızlığa dikkatle bakmış ve tereddütle "Tanıyorum tabii ki ama senin görevin nedir?" diye sormuş. Ömer kervan rehberliği yaparken zor ve tuhaf işlere alışmış olduğu için zorlanmadan yaşlı kadını yanıtlamış. "Hanımcığım, senin efendin ihtiyaç duyduğu ve yanına almayı unuttuğu mührünü hemen bana vermeni istedi," demiş. Yaşlı Hak bile "Emrin olur," demiş ve dikkatle kapıyı kapatmış. Çünkü bugünden itibaren korumak zorunda olduğu genç ve güzel bir kız varmış. Ve bu parayla dolu bir keseyi korumaktan daha zormuş. Yaptığı işin tehlikeli olduğunu bilen Ömer'in kalbi hızla çarpmaya başlamış. Ya Ferit mührünü çıkarken yanına almayı unutmadıysa ne olacakmış? Planının geri kalan kısmını nasıl tamamlayacakmış? Ama herkeste biraz şans bulunurmuş. Ömer bu umutla sıkıca kapatılmış olan kapıya bakmış ve gülümsemiş. Çünkü yakında bu kapı güzel cennet kuşunu özgürlüğe kavuşturmak için açılacakmış. Yaşlı kadın gelmiş ve dar kapı aralığından mührü uzatarak mırıldanmış. "İşte al ve git, bu ağızlığı da al, lazım olur." Ömer denileni yapmış ve alasmarladık demesine karşın ağır kapı boğucu bir ses çıkararak kapanmış. Ömer sürgülerin itildiğini duymuş ve tekrar gülümsemiş. Ona her zaman yol gösterdiğini düşündüğü bir atasözü aklına gelmiş. Sürgüler ve kilitler kaçmak isteyeni tutamaz. Sadece kalbini sürgüleyen tutuklu olur. Bu kız kalbinin sürgüsünü ona açacak mıymış? İnşallah. Bunları düşünürken gideceği yere doğru hızla yol alıyormuş. Kısa bir süre sonra pazardaki kuyumcuya tekrar girmiş. Geçen zamanda kuyumcu pazarlık yapılmadığı için ortaya çıkan hoşnutsuzluğundan kurtulmuş görünüyormuş. Çünkü Ömer'i dostça karşılamış. "Dostum Ömer, bana tekrar gelmeni sağlayan nedir, söyle bana," diye sormuş. Ömer hafif gümüş mührü dikkatlice çıkararak kuyumcuya göstermiş ve "Bana altın bir mühür verebilir misin babacığım ve mührün üzerine bu mühürdeki ismin aynısını yazabilir misin? Ama işim acele," demiş. Kuyumcu mühre büyüteç ile baktığında üzerindeki imzayı tanımış ve şaşkınlığını gizleyerek sakince "İmza bir saatte hazır olur. Sen şu mühürlerden birini seç. Altın mı demiştin? Bak buna ne kadar mükemmel ve sana uygunsa dostum, gitmeden önce mührün parasını öder misin? İşçiliğini de mührü almaya geldiğinde ödersin, olur mu?" demiş. Bu sözleri sarf ederken nefesine yazık oldu babacığım. "Söyle, sen benim ne olduğumu sanıyorsun? Ben bir çocuk muyum ya da bir şeyden haberi olmayan bir harem kızı mıyım? Söyle, ne kadar istiyorsun?" diye sormuş Ömer. Kuyumcu büyük mahcubiyetle mührün 3 altın ettiğini mırıldanmış ve Ömer'e doğru eğilerek her şeyin bir saat içinde hazır olacağını fısıldayarak uzaklaşmaya başlayan Ömer'in ardından hayretle baka kalmış. Bu genç Ömer elindeki en iyi parçayı seçmiş ve alışılmadık acelesine rağmen bir tüccarı mutlu edecek bir müşteriymiş. Ömer pazarın girişinde bulunan katibin dükkanına girerek katibin karşısındaki mindere oturmuş ve konuşmaya başlamış. "Babacığım, benim için bir şey yazmanı istiyorum. İşte yazacakların. Kim bu yazıyı okursa bilsin ki bu yazıyı getiren sadık uşağıma
yeni aldığım kadın köleyi teslim edecek, yanında da yaşlı hizmetkarım ona eşlik edecek ve uşağım onları benim yerlerimden birine götürecek. İşte böyle bir yazı yazacaksın babacığım. Yazıyı en kaliteli sert kağıda yaz ve yanımda bulunan efendimin mührünü basmak için kağıtta yer bırak. Bu iş için sana yarım altın veriyorum ve hemen bir saat içinde istiyorum. Kabul ediyor musun? Katip fazla ödemeye sevinerek işi kabul etmiş. Nihayet Ömer bütün bu telaşın ardından artık biraz dinlenebilirmiş. Pazarın içinde bulunan en yakın kahveciye gitmiş, oturmuş. Kahvesini ve sigarasını içerek güzel yüzlü kızın ona gülümsediği derin hayallere dalmış. Çok geçmeden Ferit'in kapısı yine çalınmaya başlamış. Ve öncekiyle aynı önlemleri alan yaşlı Hak bile kapıyı açmış. Karşısında aynı haberciyi gördüğünde şaşırarak yeniden rahatsız edilmenin hoşnutsuzluğunu göstererek sormuş. Yine ne istiyorsun ruhum? Efendiden tekrar bir haber mi getirdin? Bunca senedir burada çalışırım. Bugünkü kadar çok haber gelmedi hiçbir gün. Ömer artık alıştığı aynı masum gülümsemeyi takınarak kadına cevap vermiş. Efendin bu mektubu sana vermemi emretti. Ve senin bu mektuba göre hareket etmeni istedi. Al. Ömer güldüğünü belli etmeden çaresiz kalan ve çok şaşıran yaşlı kadına bakmış. Kadının ne okuma ne de yazma bildiğine şüphesi yokmuş. Ömer hala kağıdı kadına doğru tutuyormuş. Ama ona ihtiyacı olacağı için kalbini kırmak istememiş ve sevecenlikle ''Eğer istersen burada yazılanları sana okuyabilirim. Böylece sen de yorulmamış olursun. İster misin hanımcığım?'' diye sormuş. Hak bile hayretle bu haberciye bakarak ''Sen okuma yazma biliyor musun? Maşallah ne bilginlik. Peki oku bakalım.'' demiş. Yazıyı zaten kelimesi kelimesine bilen Ömer, rol kabiliyetini göstererek güçlükle okuyormuş gibi yapmış. Ömer'in okuması bittikten sonra yaşlı kadın telaşlanmış. ''Hemen şimdi mi olacak bunlar? Bu kadar çabuk her şeyi nasıl hazırlarım? Hele de genç köle yıkanırken aman aman ne yapsam?'' diye haykırmış. Ömer'in de çeşitli hazırlıklar yapması gerekiyormuş. Hemen telaşlanan yaşlı kadını sakinleştirmiş. Ona söylenenin bu emri iletmesi olduğunu ve gördüğü gibi kağıtta da efendinin mührünün basılı olduğunu söylemiş. Kendisinin de tahterevanı ve taşıyıcıyı bulmak gibi efendinin istediği şeyleri temin etmesi gerektiğini söylemiş. Hak bile söylediklerini dinlemiş ama birden ''Ama akıllı haberci, neden efendi kızı başka bir yere götürmek istiyor ve bu yer nasıl bir yer?'' diye sormuş. Ömer bu soruya hazırlanmamış olsa da bir cevap bulmakta zorlanmamış. ''Ah hanımcığım, bence bu genç köleyle tamamen yalnız kalmak istiyor. Bu evde bir şeyden sıkıntı duymuş olamaz mı? Ama o yerin nerede olduğu, bunu sahiden bir haberciye söyler mi sanıyorsun?'' demiş. Bunları söylerken de kurnaz kurnaz gülümsüyormuş. Yaşlı kadın cevap vermiş. ''Haklı olabilirsin akıllı haberci. Diğer kadınlar yeni biri geldiğinde hep rahatsızlık verirler. Şimdi ne kadar zamanda hazır olmamız gerekiyor?'' ''Bir saat içinde hanımcığım ve bir şey daha, efendinin isteğini diğer kadınlara anlatma ve genç köle için sıcak tutacak giysi almayı unutma. Vardığımızda karanlık çökmüş olacak ve geceler soğuk oluyor.'' demiş Ömer. Ömer sözlerini bitirdikten sonra kadını nazikçe selamlayarak yola çıkmış. Bu arada çölde gecelerin ne kadar soğuk olduğunu ve kendi çöl paltolarından birini bu narin kız için yanına alması gerektiğini düşünmüş. Az zaman sonra tekrar Şükrü'nün yerine gelmiş ve yine paltosunun etekleri uçuşarak aceleyle Ferit'in yanına gitmiş. Huzurla sigara içen Ferit merakla ona bakmış. Çünkü doğrusunu söylemek gerekirse kendisine bütün bu gizli saklı olayları anlatması için habercinin geri dönmesini bekliyormuş zaten. İşte bu yüzden akıllı Ferit, Ömer'in ona doğru eğilip büyük bir ciddiyetle durup dinlenmeden ve gizlice fısıldamasına hiç şaşırmamış. Sadece dikkatle dinlemiş. Ömer elindeki altın mührü gizlice gösterip çabukça fısıldamış. ''Efendi bak
bu altın mührü ağızlığı da benim aracılığımla yollayan adam gönderdi. Senden burada onu beklemeni istiyor. Akşam ezanını bulsa bile beklemelisin, anlıyor musun efendi? Mümkün olduğu kadar çabuk gelecek. Şimdi kimse bizi görmeden şu altın mührü al. Çabuk efendi, çabuk. Ömer'in bu tutumu karşısında Ferit aceleyle mührü almış ve mührün üzerinde kendi ismini görmüş. Başını sallayarak sorarcasına, ''Bu büyük bir iş olmalı. Acaba ne dönüyor? Senin bir fikrin var mı haberci?'' demiş. Ömer daha da aşağı eğilerek yaşlı Ferit'in kulağına yaklaşıp sihirli sözcüğü söylemiş. ''Haş haş.'' Ve rolüne uygun olarak anında doğrulmuş. Çünkü uyuşturucu, hayati tehlikeyle ticareti yapılan, baş döndürücü fiyatlarla elde edilen, satılırken inanılmaz kazançlar sağlayanmış. Hala her zaman ve her yerde en çok ilgi gören işmiş ki yaşlı Ferit bunun için bütün gece bile beklemeyi göze alırmış. İnsan bir işten ne kadar kar sağlayacağını, hele de önceden bu denli kıymetli bir bahşiş almışsa düşünürmüş. Artık Ömer büyük rahatlıkla arkadaşları ve kendisi tarafından kullanılan Büyük Han'ın depo ve ahırına gitmek için yola koyulmuş. Ki burada Hasan ve Ahmet'in kendisini beklediğini biliyormuş. Hayal kırıklığına uğramamış. Çünkü her şey hazırlanmış. En sevdiği devesinin üzerine halı ve minderlerden yapılmış, yumuşak ve sıcak tuttuğu için kadınların yolculuğunda kullanılan havuda serilmiş. Geriye bir tahterevan ve taşıyıcıları arayıp bulmak kalmış ki o da yarım altına mal olacakmış. Ömer uçarcasına tahterevanın yanında yürürken tekrar Ferit'in evine varmış ve aynı günde dördüncü kez ağır giriş kapısını çalmış. Bu kez kapı beklemesine gerek kalmadan hemen açılmış ve biri yaşlı, diğeri genç iki çarşaflı kadın bir şey söylemeden başları eğik dışarı çıkmış ve hemen kapının önünde duran kapısı açık tahterevanla binmişler. Adet olduğu üzere hemen perdeleri çekmişler. Sessizce duran Ömer, bir erkeğin kadınların yakınında olduğu zaman gerektiği gibi bakışlarını başka yöne çevirmiş. İki kadın tahterevana yerleştiğinde Ömer kapıyı kapatmış. Tahterevanı taşıyanlar sessizce harekete geçmişler ve Ömer yine uçarcasına değerli ganimetinin yanında yürümeye devam etmiş. Nereye gideceklerini bilen ve işlerinin karşılığında iyi kazanacak olan taşıyıcılar, kervan mallarının depolandığı ve develerin kaldığı büyük hana girmişler. Tahterevanı yere koyarak sopalarını çıkarmışlar. Sonra da oradan uzaklaşmışlar. Arkalarından Hasan ve Ahmet malların güvenliği için çok sağlam yapılmış olan kapının ağır kanadını kapatmışlar. Tahterevan orada bir zaman sessizce durmuş. Develerin garip solukları ve tipik kokularından başka bir şey duyulmuyormuş. Karşı çıkmadan emirlere uymaya alışmış ve tahterevanın yumuşak minderine yaslanmış olan yaşlı Hak bile efendisi gelene dek azıcık kestirmek için hazırlanıyormuş. Ama genç Zafire içinde büyük ve açıklanamayan bir heyecanın yükseldiğini hissediyormuş. Genç kız duyulan solukları tanımış. Hemen develerin sevdiği ve bildiği kokularını içine çekmiş. Çöl şeyhinin kızı bu özgürlük buharını susamışçasına içine çekmiş. Yan tarafa göz attığındaysa yaşlı kadının uyumuş olduğunu fark etmiş ve peçesini açarak kendi tarafındaki pencereye doğru eğilmiş. Ardından büyük bir dikkatle perdeyi biraz kaldırmış ve dışarıya bakmış. Ah, şu gördüğü güvenli bakışlar karşısında kalbi nasıl da hızla ve korkuyla çarpmaya başlamış. Çünkü hayatının arkadaşları develer oradaymışlar. Bazılarının başları eğilmiş, uyur gibilermiş. Diğerleri ise yere çökmüş, dudaklarını oynatıyorlarmış. Develer bu kıza sakin bir devenin sunabileceği bütün huzuru sunuyorlarmış. Safire kayıtsızca uyumaya devam eden yaşlı hizmetkarı kontrol ettikten sonra pencereden biraz daha sarkmış ve bu anda büyük bir korkuya kapılmış. Çünkü çok yakınından fısıldayan bir ses gelmiş. Korkma güzel, sevimli kız. Sana kötü bir şey yapmaya niyetim yok.
Tek istediğim bugün seni satın alan yaşlı adamdan seni kaçırmak. Eğer sen de buna razıysan o zaman öne eğil ve bana bak. Ama sessiz ve dikkatli ol. Ben hemen pencerenin dibindeyim. Safire nefes almaksızın öne doğru eğilmiş. Gözleri ışık saçan yakışıklı bir delikanlı görmüş. Susamış birinin ilk yudumu gibi havayı içine çekmiş ve çabukça fısıldamış. Al beni, al beni yakışıklı. Ömer hiç duraksamadan tahterevanın içinde uyuyan kadına bakmış. Arkaya doğru işaret vermiş. Ve kendi tarafındaki kapıyı Safire için açarken arkadaşları da diğer taraftaki kapıyı kullanarak yaşlı kadını zararsız hale getirmek için içeri girmişler. Ömer Safire'yi kendine doğru çekip üzerine kalın bir palto örtmüş. Bu esnada arkadaşları yaşlı kadını bir paket yapar gibi iyice bağlamışlar ve ağzını da kendi örtüsüyle kapatmışlar. Ardından tahterevanı orada bırakmışlar. Ömer Safire'yi yere çömelik devesinin üzerine yerleştirmiş. Kendi de devenin üzerine sıçrayarak kısık sesle ''Ayağa kalk İsmail'' demiş. Deve alışılmış hareketlerle ayağa kalkmış ve Safire derin bir nefes almış. Çünkü özgürlük bu bildik hareketteymiş. Özgürlük. Ahmet ve Hasan hanın kapısını açmış ve gülerek iyi yolculuklar dileyip tahterevanı almak için geri dönmüşler. Bir süre sonra plana göre hareket edip sabaha kadar orada duracak olan tahterevanı Ferit'in evine getirmişler ve sözlerini tutmuş olmuşlar. Gizemli iş ortağını uzun süre beklemiş olan yaşlı Ferit, nihayet yorulmuş ve kızmış bir halde evine dönmüş. Evinin önünde bir tahterevan görmüş ve şaşkınlıkla incelemeye koyulmuş. İçeriye göz attığında sıkıca bağlanmış bir kadın bedeni görmüş. Hangi kötü adamlar yapmış bunu? İyice yaklaşıp baktığında örtülmüş olan başın üstünde bir notun iliştirilmiş olduğunu fark etmiş. Notu almış ve okumuş. Muhterem Ferit babanın dikkatine. Sen 30 altın ödeyerek bir köle satın almıştın. Ben buna karşılık şunları ödedim. Bir ağızlık için 5 altın. Bir mühür için 3 altın. Bahşiş için 2 altın. Katip ve tahterevan için 1 altın. Toplam 11 altın. Ve karşılığında güzel, genç bir kız elde ettim. Bu alışveriş çok uygun fiyatla ve adaletli oldu. Çünkü yaşlı altınla öder, genç ise gençlik ateşiyle. Ama sen yeni bir ağızlık ve mühür kazandın. Haberci seni selamlar. Allah büyüktür. Ferit hiç konuşmadan yaşlı kadını çözmüş. Onu cezalandırmamış ama kendisi gibi yaşlı kadının da oyuna getirildiğini hiç kimseye anlatmamasını emretmiş. Çöldeki gecede ise asil devenin attığı her adım genç Safire'nin kısmetini yerine getiriyormuş. Genç bir çöl binicisi ise aşk ve şöhret kazanmış. Allah büyüktür.